Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar mal biyoloji 11. sınıf soru bankası ürününe devam ediyoruz. Konumuz solunum sistemi arkadaşlar. Etkinlik sorularıyla beraberiz. Sayfa 126. A bölümümüzde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurulmamız istenmiş arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. Solunan havanın soluk borusuna, yemeklerin yemek borusuna iletilmesini sağlayan solunum sisteminin yapısı var arkadaşlar. Bu şekilde çift yönlü çalışabilen bir kapaktan oluşuyor bu yapı. Nefes alırken yemek borusunu kapatıyor. Yemek yerken nefes borusunu kapatıyor. Bunun adı arkadaşlar epiglottistir. Gırtlağımızın iltihaplanmasına biz laranjit adını veririz. Yutağımızın iltihaplanması faranjit adını alır. Soluk borusu 3 kısımdan oluşur. Bunlar dıştan içe doğru yumuşak doku olan bağ doku. Sonra ortadaki kıkırdak dokumuz var. Hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. En içte ise epitel dokumuz var. Bu da mukus salgılayarak salgı biteli özellikle ne yapıyor? İçeriye sızacak olan mikropları, pisiklerin yapışarak içeriye atılmasında görev yapmış oluyor. Akciğerlerin etrafını saran çift katlı zarımız var. Biz bu zara pleura zarı adını veriyoruz. Bu zar pleura sıvısı üreterek akciğerlerin hareketini ne yapıyor? Nefes alıp verirken kolaylaştırmış oluyor. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirine ayıran kaslı bir yapımız vardı. Bu memelilere özgü bir özellikti aynı zamanda. Bunun adı diyafram. Kaslı bir diyafram bulunmakta. Bu sayede nefes alışverişi kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Alveollerimizin iç yüzeyini kaplayan sürfaktan dediğimiz bir madde var. Bu da arkadaşlar lipoprotein yapılı yani lipid artı protein yapılı bir maddedir. Esnek olmasını sağlar. Bu şekilde alveollerden gaz giriş çıkışını kolaylaştırır. Soluk alma sırasında kaburga kaslarımız kasılacak. Bunu omurilik soğanı bu şekilde kastırarak nefes alma için bakın harekete geçirmiş oluyor. Buna bağlı olarak hava göğsün içerisine girdiği zaman göğsümüzün iç hacmi de ne olmuş oluyor ister istemez artmış. Basıncı ise azalmış oluyor. Zaten buna bağlı olarak hava içeri girmeye başlıyor hacim arttığı için. Göğüs iç hacmi ile karın iç hacmi Göğüs iç basıncı ile karın iç basıncı birbirine ters orantılıdır. Bakın şöyle düşünecek olursanız şurası göğüs bölgesi. Alt taraf karın bölgesi. Dolayısıyla nefes alınca bakın buranın hacmi artar. Buranın hacmi azalır ters orantılı. Basıncı ne yapmış olur? Artmış olur. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine ters orantılı olduğunu göğüs ve karın bölgesini unutmuyorsunuz. Solunum gazlarının taşınmasını sağlayan al yuvarların yapısındaki solunum pigmentini ise biz hemoglobin adını veriyoruz. Hemoglobinin globin kısmı protein hem grubunda ise demir içeriyor. Kırmızı renkli olmayı sağlamış oluyor. Oksijenin %97'lik kısmını işte bu hemoglobin taşıyor. Hemoglobin HbO2 bileşiğini oksihemoglobini oluşturuyor. %3'ü yüzde, yüzde ise arkadaşlar kanımızın sıvı kısmında yani plazma ile ne yapıyor? Taşınmış oluyor. Plazmada erimiş halde. Ortam pH'inin düşmesi ortamda karbondioksitin artması anlamına gelir. Dokularda bakın bu durum gerçekleşir. Hemoglobinin oksijene olan ilgisini bu durum azaltır. Biz buna arkadaşlar bor etkisi adını veririz. Bor etkisi denir. Bu sayede hemoglobin oksijeni bırakır. Onun yerine karbonhidratı kendisine bağlayarak ortamın aşırı asitleşmesini, iç dengenin bozulmasını engellemiş olur. Gelelim 12 sorumuza. Evet. 12 sorumuz. Karbondioksitin yaklaşık olarak yüzde yedisi kan plazmasında çözülmüş olarak taşınıyor. Yüzde yetmiş kadarı ise kan plazmasında HCO3 eksi yani bir karbonat iyonları şeklinde akciğerlere kadar taşınmayı başarıyor arkadaşlar. Karbondioksit ve su alıyorlar içinde reaksiyona girer karbonik anhidraz enzimi ile bir karbonik asit dönüşür. Bu da iyonlaşır H artı ile HCO3 eksi bir karbonat iyonlarına. İşte bu HCO3 eksiler kanın plazma kısmına taşınırken H artıları ne yapar? Hemoglobin bırakmaz. Kendisine yapıştırır. Bu şekilde al yuvar içerisinde taşınmış olur. H artılar. Al yuvarlarda karbonoksili suyu tepkimeye sokarak Karbonik asiti oluşturan enzim bakın şu reaksiyonu sormuş. Şuradaki enzimi soruyor. Bunun adı arkadaşlar neydi? Karbonik anhidrazdır. Karbonik anhidrazdır arkadaşlar. 14. sorumuz alveollerin sıvı ve kan hücresiyle dolması sonucu oluşan akciğerlerin iltihaplanması hastalığına biz zatürre adını veriyoruz arkadaşlar. Evet A bölümümüzü bu şekilde bitirmiş olduk. Gelelim şimdi B bölümümüze. Doğru ve yanlış yazacağız bunların yanlarına. Alveoller ile akciğer kılcal damarları arasında gerçekleşen gaz alışverişine biz iç solunum adını veriyoruz ifadesi yanlış bir ifade çünkü akciğerle alveoller arasında olan bu solunum arkadaşlar dış solunumdur. Burun hem nefes almada hem de koku almada etkili olan bir organdır ifadesi doğru bir ifade. Ses tellerimiz yutakta değil arkadaşlar gırtlakta bulunur. Soluk borusu nefes alıp verme sırasında açılıp kapanabilir mi? Hayır soluk borusu devamlı açıktır. Açılma kapanma özelliği yoktur. Soluk borusu akciğerlere bronş adı verilen kollara ayrılarak girer. Evet soluk borusu iki tane bronşa ayrılarak ne yapmış olur? Artık akciğer kısmına geçiş yapmış olur. Altı sol akciğer sağ akciğere akciğer oranla daha küçüktür. Çünkü sol tarafta kalbimiz var arkadaşlar. Alveollerin İç yüzeyindeki sürfaktan dediğimiz madde, lipoprotein yapılı madde yüzey gerilimini ne yapar? Azaltarak bu şekilde gazların giriş çıkışını kolaylaştırır. Nefes alma sırasında diyafram kası gevşer ve kubbeleşir demiş. Tam tersi nefes alırken kasılır ve düzleşir arkadaşlar. Nefes verirken bu gevşer ve kubbemsi hale tekrar gelir. Nefes verme olayında akciğerlerde oluşan geri yaylanma basıncı etkilidir diyor. Evet bu şekilde geri yaylanma basıncıyla Akciğerlerimiz ne yapıyor? Esneyip, e, gevşeyerek bu şekilde nefes alıp vermeyi sağlamış oluyor. 10. sorumuz. Yetişkin bir insan dakikada yaklaşık olarak 15 ila 25 defa nefes alıp verilebilir mi? Evet, bakın bu şekilde nefes alışverişimizin sayı olarak bu şekilde olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar yaklaşık olarak. Nefes alıp verme omurilik soğanı tarafından kontrol ediyor. Yani hayat düğümümüz çünkü orası ama hem istemli hem de istemsiz olarak gerçekleşebilir mi? Evet bazen bir isteyerek nefesimizi ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Tutabiliyoruz. 12. sorumuz oksijenin en fazla oranı taşınması hemoglobinle HbO2 şeklinde %98 bakın şeklinde gerçekleşiyor. %2'si bakın ne yapıyor? Kanın sıvı kısmını çözülmüş halde taşınıyor idi. Hemoglobinin yapısında demir elementi var hem grubunda. Bu şekilde kırmızı renkli olmayı sağlıyor arkadaşlar. pH'in yüksek olduğu bir yerde hemoglobinin oksijene doygunluk yüzdesi yüksektir. Evet pH düştüğü zaman bor etkisiyle karbonhidratla bağlanmak için oksijeni bırakıyor. Hemoglobin dolayısıyla yüksek olduğu yerde bakın tam tersi kendisine bağlıyor. Veren bir solunum sistemi rahatsızlığıdır arkadaşlar. Tüberkülozcuya da geçer. Bir bakteriyle bakın. Mikobakteriyum adını verdiğimiz bir bakteriyle bakın ne yapıyor? Bulaşmış oluyor arkadaşlar. Doğru bir ifade. Gelelim C kısmımıza. Evet, C kısmımızda yapılandırılmış girit var. Kelimeler var. Bunları yerine yerleştirmemiz istenilmiş. Ağız ile birlikte Solunum sisteminin dış ortamla bağlantısını kuran organımız arkadaşlar bizim nedir? Burnumuzdur tabii ki de. Ağlıvarın yapısında bundan ve karbondioksitle suyu tepkimeye sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan bir enzim vardı. Bu enzimin adı da karbonik anhidraz enzimi J ile gösterilmiş burada. Solunum yollarının Daralması ile ortaya çıkan genetiksel ve çevresiyle kendilerin beraber sebep olmuş olduğu hastalığın ismini ise biz arkadaşlar astım adını veriyoruz. Akciğerin etrafına saran çift katlı tabaka çift katlı zarımız vardı bir de. Onun da adı arkadaşlar plavra zarı diye geçiyor. Plavra sıvısını üreterek bu şekilde ne yapıyor? Akciğerlerin hareketini kolaylaştırmış oluyor. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Akciğerleriyle At atmosfer arasında meydana gelen soluk alıp verme olayına biz arkadaşlar A'da olduğu gibi dış solunum adını veriyoruz. Yani burası A olacak. Dış solunum ifade ediyor. Karbondioksitin en fazla oranı taşınma şekli olan plazmada erimiş halde taşınan molekülün adı HCO3- bir karbonat iyonlarıdır arkadaşlar. Ortam pH'nin düşmesine bağlı olarak hemoglobinin oksijene ilgisinin azaltılarak serbest bırakılması olayına ise biz bor etkisi diyoruz. Yukarıda artık bunların yerini bulacağız. Mycobacterium tuberculosis. Bakterisinin sebep olmuş olduğu bulaşıcı ve e, tehlikeli olan hastalığın ismi ise arkadaşlar verem hastalığıdır. Akciğerlerin akciğerlerin. Yapısında bulunan gaz değişiminin gerçekleştiği baloncuklara ise biz alveol adını vermekteyiz. Soluk alma ile vücut, vücut içine alınan ve soluk verme ile dışarı atılan havanın hacmine ise biz arkadaşlar soluk havası adını solunum havası, soluk havası adını verebiliriz. Bunların yukarıdaki karşılıklarına bakacak olursak hızlıca 6 ile başlayalım. 6 H yani HCO3- bir karbonat iyonlarını ifade ediyor. 7. sorumuz bor etkisi demiştik. 8. sorumuz verem hastalığı demiştik. Dokuzuncu sorumuz ise e, alveol baloncukları ifade ediyor. bakın. Şurada gösterildi. Bor etkisi M ile gösterilmişti. 7. sorumuz, 8. sorumuz verem R ile gösterilmiş. 9 baloncuklar, alveoller ve en son 10. sorumuzda K ile gösterilmiş soluk havası, soluk hacmi diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. K ile ifade edilmiş. Evet bu şekilde C bölümümüzde bitirmiş olduk. Şimdi D bölümümüze geçebiliriz artık. D bölümüne bakalım. Şekil var arkadaşlar. Şekilde boşlukları doldurmamız istenilmiş. Bakalım birinci kısım burnumuzu gösteriyor zaten. Basit bir soruymuş. İkincisi gırtlağımızı bakın. Şurayı ifade ediyor arkadaşlar. Gırtlak. Üçüncü kısım akciğerin dış zarı plavura zarını ifade ediyor. Çift katlı bir zar demiştik. Dördüncü kısım bakın şurayı ifade etmeye çalışmışlar. Biraz kaymış. Diyafram kısmımız diyafram. Beşinci kısım, şurası bakın, yutma işlemi yutakta gerçekleşiyor, istemli başı, istemsiz devam ediyor. İde altı soluk burusunu ifade etmiş, hiyalinkli kradan meydana göre devamlı açık arkadaşlar. yedinci kısım bronşi ifade ediyor, artık soluk burusu akciğere giriş yapmış. 8. ve son kısım ise akciğerin uçlarında bakın balon gibi olan yapılarımızdan yani alveollerden bahsedebiliriz. İkinci sorumuza bakacak olursak nefes alma ve nefes vermede meydana gelen dört tane olayı bize sormuş. Nefes almada şu görmüş olduğunuz diyafram kası bakın kasılmış ve düzleşmiş diyafram kasılır düzleşir. Nefes verirken tam tersi bakın diyafram tekrar kubbemsi hale gelmiş ve gevşemiş. Diyafram gevşer. Kubbeleşir. Evet. Nefes alınca akciğerin hacmi ne yapar? Artar. Akciğer hacmi artar. Nefes verirken tam tersi akciğer hacmi azalır. Akciğerin basıncı bakın tam tersi. Hacim artıyorsa basıncı azalacak. Akciğerin basıncı burada ise tam tersi artacak ki hava dışarı ne yapsın çıksın. Tam tersine bakalım bir de karın boşluğu şu alt taraf arkadaşlar. Bunun Pardon. Karın boşluğu hacmi nefes alınca azalır. Nefes verirken karın boşluğu hacmi ne yapar? Tam tersi. Artış gösterir arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazabiliriz karşılıklı olarak. Evet, etkinliklerimiz bu şekilde sona ermiş oldu solunum sistemi ile ilgili. Bir dahaki dersimizde boşaltım sistemi ile ilgili sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar kolay gelsin